Kelime çalışırken collocation bilmeniz son derece önemli. Kelimenin sağında ne var solunda ne var. Bu kelime bir sıfat mı bir zarf mı bir fiil mi bir isim mi bizden istediği kelime. Ve collocation'dan kastım da arkadaşlar kelimelerin birlikte kullanımı birbirini besleyen kelimeler yani. Şimdi burada boşluktan sonra scientific evidence demiş ya bize bir isim ya bu. İsmin öncesine sıfat getir diyor. Bilimsel kanıt. Biz bir bilimsel kanıtı nasıl tanımlayabiliriz? Nasıl tanımlarız? Compelling deriz. Convincing deriz. Onun da dışında persuasive deriz. Bunların anlamı inandırıcı, ikna edici demektir. Onun dışında arkadaşlar surprising deriz. Stunning deriz startling kullanırız. Yani bunlar şaşırtıcı anlamını verir. Tangible, concrete, solid. Yani sağlam, elle tutulur. Nedir bunlar? Evidence'dır. Fact'tir. Results'tir. Findings'tir. Yani siz kanıtları, gerçekleri, sonuçları, bulguları bu tür sıfatlarla tanımlarsınız. Ayrıca bakınız, doubtful şüpheci demektir. Erroneous hatalı, refutable çürütülebilir, yanlışlanabilir, ambiguous belirsiz. Yani hepsi negatif anlam gördünüz mü? Compel aslında zorlamak ama compelling evidence kalıplaşmış bir kullanım artık. Yani inandırıcı, ikna edici kanıt anlamını verir bize. Kelimeyi bilmenin yanı sıra sağındaki solundaki kelimeleri öğrenmek de eşleşmeleri öğrenmek de son derece önemli. Compelling evidence diyoruz buna.